Mansur giden gelmiyor, acem erişti. Kışlağın önünde redif sesi var, bakın çantasında acem nesi var, bir çift pot idi. Görkemli hatıralardan hepinize mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Geçtiğimiz hafta Amasra'ya gittik. Cuma akşamı Amasra'daydık. Cumartesi günü bir güzel yayın hazırlığı içerisindeyken kara bir haber geldi. Amasra'da madenciler grizu patlaması sonucu hayatını kaybetti. 41 canımızı orada bıraktık ve bir haftadır onların üzüntüsüyle birlikteyiz. Ankara'da Beypazarı, Ankara'nın en turistik kenti, üzerine en çok tez yazılan ilçesi Beypazarı, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da doğduğu topraklar, büyüdüğü topraklar ve bir zamanlar kaderini değiştirdiği kent. Beypazarı, Beypazarı'ndan bir büyükşehir belediye başkanı çıktı. Şu anda Ankara'yı yönetiyor. Buradan Mansur Başkan'ı da selamlıyoruz. Şimdi madencilerle başladık ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mehteran takımı, Mehteran bölüğü, onlar için, madenciler için Yemen türküsünü söyledi. O da içimizde bir yaradır. Geçen hafta yaşananlar da İçimizde bir yaradır. Onları selamladık. Madencilerimizi bugün unutmadığımızı da ortaya koyacağız. Çünkü geçen hafta o acıyı bizzat yerinde gördük ve de yaşadık. Kolay değildi. O annelerin, o eşlerin, o çocukların feryadına tanıklık etmek. Bugün dediğim gibi o 41 yüreği hiçbir zaman unutmadığımızı ortaya koyacağız. Hele o madencilerin yerin 300-400 metre altında söyledikleri türküler var ki, madenciler de türkü söyler. O özel görüntülerle de biraz sonra sizlerle olacağız onları anarken. Ama onları anarken, onların, o madencilerin karadır kaşların ya da horon teperken görüntülerini gördüğünüz zaman daha da hüzünleneceksiniz. Birazdan onları da sizlerle paylaşacağız. Değerli konuklarım var. Ankara'da her kentte neredeyse dokunduğu bir tarihi eser var. Ankara milletvekili Nihat Yeşil. Tarihi kentler, tarihi dokular söz konusu olunca programımıza konuk oluyor. Nihat Bey hoş geldiniz. Hoş gördük. Beypazarı'ndayız. Mansur Başkan'ın doğduğu topraklardayız. Çok teşekkür ederim Serhan Bey. Ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii sizin burada başta Halk TV'nin emektarları, değerli Büyükşehir Belediye'mizin
Mehteran takibi, sevgili sanatçı kardeşim Seda Hanım, mimarlık mesleğimizde gerçekten bu topluma çok güzel değerler sunan, emek veren, o güzellikleri ülkemize kazandıran çok değerler var. Aynı zamanda Beypazarı Belediye Başkanımızın sevgili burada tekrar saygıyla anmak istiyorum. Burada Kültür Müdürümüz Zafer Bey, çok emeği geçen çalışan emekçileri de burada sevgiyle selamlıyoruz. Bu güzellikleri birlikte yaratabilirsek, toplumumuza kazandırabilirsek, siz zaten bu emeği başından sonuna kadar Türkiye'nin dört bir yanında vermiş olduğunuzu bu kültür, sanat alanında, bilim alanında sanatçılarımızı, yazarlarımızı, ozanlarımızı, ülkemizin değerlerini tanıttığı için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Konuşacağız hepsini. İnşallah bunları hep beraber konuşacağız. Ayrıca bugün, gerçi dün ölüm yıl dönümüydü, Ahmet Taner Kışlalı. Burada rahmetle anmak istiyorum Beyce uçoklarımızı, Uğur Mumcularımızı. Ne değerleri bizi kaybettik işte. Programın başında da belirttim, bir hafta önce 41 madencimiz, sadece 41. Belki hafızamız bizim çok hemen kısa vadede unutulabiliyoruz ama unutulacak şeyler değil acı düştüğü yeri. Allah tekrar bu acıları bize, toplumuza yaşatmaması dileğini temenni ediyorum. Ama inşallah biz bunların tüm varlıklarını, tüm toplum olarak elimizde gelen her şeyde göstermek bizim için boyun borcudur. Onun için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Bugün Ahmet Taner Kışlalı, dün ölüm yıl dönümüydü. Aynı zamanda hafta içerisinde Türk medyasının unutulmaz ismi Bekir Coşkun'un da ölüm yıl dönümü hafta içerisindeydi. Ve eşi Andre Coşkun Şanlıurfa'da, Urfa'ya paşa gelmiş. 2 sene önce paşamızı gönderdik memleketine, Urfa'ya, sonsuzluğa uğurlayarak. Andre Coşkun mezarı başında olacak bugün. Bekir Coşkun'un, eşinin mezarının başında olacak. Ve biz ona bağlanacağız. O bizlerle birlikte olacak. Bekir Coşkun'u bir de Andre Coşkun'dan, eşinden dinleyeceğiz. Tabii Paco'yla olan fotoğraflarıyla, çok özel görüntülerle birlikte. Şimdi Beypazarı burası sevgili seyirciler. Beypazarı demek tarihi bir yer demek. Tarihi konakların olduğu turistik bir mekan, ilçe burası. Adına en çok tez yazılan yer. Ve bugün burayı biraz daha fazla tanımanızı istiyoruz. Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı döneminde de başka bir kimliğe büründü. Burayı en iyi anlatacak isimlerden birisi yüksek mimar, restoratör aynı zamanda. Evet. Seda Özen Bilgili, Türkiye'nin bildiği bir mimar. Bugün dört kulaklı dinleyin derim kendisini. Hoş geldiniz Seda Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Yine sizinle, sizin sürüklediğiniz bir programda olmak çok keyifli. Türkiye'nin kalbi Ankara. Ankara'nın kalbi de Beypazarı. İşte bu geçmişteki çok önemli bir kervan yollarının merkezi. Dolayısıyla da burada olmak çok güzel. Beypazarı'nın şu görüntüsünü verelim mi arkadaşlar? Tepeden şimdi bir Beypazarı'nı bir görelim. Görüyorsak şimdi çıkıştayız. Ben de şuradaki kameradan, evet bu kamera çıkışta ve hareketi ben ettiriyorum. Şu anda görüyorsunuz Beypazarı'nı tepeden sevgili seyirciler. İşte şu anda tarihi konaklarıyla Beypazarı'nı sizlere iletiyoruz, aktarıyoruz sevgili seyirciler. Beypazarı'nın sokaklarına gireceğiz biraz sonra. Sokaklarını göreceksiniz. O muazzam Arnavut kaldırımı sokaklarını, dokusunu koruyan Alaaddin Camisi'ne, hamamlarına gireceğiz. Ve tabii ki arkadaşlar, kenti konuşurken Beypazarı kanyonunu da konuşacağız, değil mi? Sevgili seyirciler, Kürşat, kanyonun da görüntülerini verirsen, hem tarihi bir kent Seda Hanım, hem de kanyonuyla, görüntüleriyle, tamam böyle kalabiliriz Nihat Bey. Bütün Türkiye bugün Ankara'nın en turistik kentini, şehir olarak, ilçe olarak Beypazarı'nı biraz daha tanıyacak. Yemekler var orada. Şu an kanyonu görüyorsunuz ama ben bu tarafa gelince görüyorum ki havucu, buranın havucu meşhurdur. Şu havucu göreceksiniz sevgili seyirciler. Alzheimer'a en iyi gelen havuç.
10 yaşında bir çocuk Amerika'da bir anlık hafıza kaybına, Alzheimer belirtileri oluşuyor ve sonra doktorlar kontrol ediyor, tedavi ediyorlar. İşte muayeneden sonra her gün okula giderken tostu folyonun içerisine sarılıyor. Çinko. Her gün onu yiye çocukta hasar oluşturuyor ve sonra tedavisi için havuç ve soda. Beypazarı'nda işte ikisi de var sevgili seyirciler. Hem havuç var hem Beypazarı sodası var. Maden suyu var. Onun için bugün havucumuzu sıkça size göstereceğiz, tanıtacağız. Çorbalar var, yemekler var, pişirilmiş. Beypazarı kurusu var. Hepsine görsel olarak hepsini sizlerle paylaşacağız. Ve Mehteran var. Mehteran bizlerle birlikte sevgili seyirciler. Şimdi onlara ben... Hafif bir selamlama yapacaklar size.